Tabii ki çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına ve halkımıza sabırlar diliyoruz. Bu toplantıyı yapmaktaki amacımız, gerçi uzman jeopsik mühendisi arkadaşlarımız ve hocalarımız basında, kamuoyunda çok önemli teknik bilgiler verdiler. Ama derli toplu bir bilgi olması açısından geçen şu süreç içerisinde bu bilgileri bir tekrarlayalım. Nerelerdeyiz, ne yapacağız, ne yapılmalı gerekir? Bu konularda hem teknik hem de yapılması gerekenler konusunda hocalarımız bilgi verecekler. Ve nihayetinde sonunda da ben bir toparlama yapacağım. Bildiğiniz gibi kamuoyunda da yakından tanıyorsunuz. Jeopsik mühendisi profesör hocamız Ahmet Ercan. Yine Ankara Üniversitesi'nden profesör Emin Candan Sayar. Yine Ankara Üniversitesi'nden konusunda da uzman olan, hepsi uzman hemen hemen ama Bülent Kaypak. Sizleri bilgilendirmeye çalışacaklar. İlk sözü ben Ahmet hocamın zaman konusu nedeniyle ona söz vereceğim. Arkasından da Emin Candan Sayar, Bülent Kaypak gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi eğer bir deprem iyi yönetilemezse adı afet olur. Dolayısıyla bu çok büyük bir depremdi kuşkusuz. Son Amerikalıların araştırmalarına göre 7.9 büyüklüğünde ve 12 yıkım gücünde. Yani 12 yıkım gücünün daha ötesi yok. Yani dünyanın en yıkıcı depremlerinden bir tanesi oldu. Şimdi burada yapılar Hatay ortadan kalktı. Ben salı günü Hatay'a incelemeler için gideceğim. Kahramanmaraş mahalle mahalle ortadan kalktı, ezildi gitti. Şimdi bunun nedenleri konuşuluyor. Şimdi bunun nedenleri aslında 1950'den başlamak üzere ülkede hürriyet geldi. İstediğini, herkes istediğini yapabilir. İsteyen hilafeti dahi getirebilir gibi adımlar attırıldı. Ve köyden kente doğru bir göç başladı. 1950 yılında köylü oranı %70'ti, kentli oranı %30'du. Şu anda köylü oranı %7, kentli oranı %93. Ve Türkiye tarım yapamıyor, hayvancılık yapamıyor. Tabii köyden çaresiz olarak kente gelen kişiler, kentlerin, büyük kentlerin çevresi, çeperlerinde gecekondularını yaptılar. Daha sonra her seçim döneminde gelen imar aflarıyla bir katlı gecekondu önce 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 katlı yapılara dönüştü. Bunların hiçbiri mühendislik yapısı değil. Dolayısıyla bütün bu yapılaşmanın yıkılmasının sorumlusu yalnız bugünkü yönetim değil, 1950 yılından beri gelen yönetimlerdir. Çünkü hepsinin tutumu aynı oldu. 2007 yılında hani Türkiye'de belediyeler hiçbir şey yapmadı sözü asla doğru değil. Özellikle İstanbul Belediyesi'nde İstanbul'un 1/5000'lik yer yapısı haritası yoktu. Bunlar yapıldı. İstanbul'un jeofizik davranış haritası yoktu. Bunlar yapıldı. İstanbul'da incelikli çalışmalar yapıldı. Yani İngilizcesiyle microzonation çalışmaları yapıldı. İncelikli çalışmalarla aşağı yukarı 250 metreye 250 metre bütün İstanbul'u biliyoruz. Ve yine İstanbul bitirilmemiş olsa da semt semt yapı nitelikleri belirlendi. Ve kentsel dönüşüm konusunda yapılacakları tasarlandı.
Ama buradaki sıkıntılardan bir tanesi para yoktu. Sayın İmamoğlu'nun söylediği gibi kentsel dönüşüm için yapabilmem için 25 milyar dolar gerekir dedi. Bu olmadığı için gerçekten kentsel dönüşüm bizim anladığımız anlamda yapılmadı. Bunun yerine yapısal dönüşüm yapılmaya başladı. Yapısal dönüşümleri de ancak varlıklı kimseler yapabiliyordu çünkü müteahhitler fark istiyordu. Ve İstanbul depreme hazırlanamadı. Yani para olmadığı için hazırlanamadı. Depremin ana sıkıntısı eğer bir ülke yoksulsa ve eğitim olarak gelişmiş düzeyi geri ise o depreme çok yakın demektir ve deprem ölümlerine çok yakın demektir. Peki bugünkü koşullarda ne yapmamız gerekir ki yeniden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye olaylarını yaşamayalım? Şimdi deprem yönetmeliği her ne kadar Jeofizik Mühendisleri Odası'na tam tatmin etmese de yapı denetim kuruluşları oluşturuldu. Bu çok olumlu bir olaydı. Ama yapılar denetlendi baştan 2007'den. Daha sonra sulandı. Sulanmasının nedeni yapı denetim kuruluşların seçimini ve parasını yapıyı yapan, üstlenen kişi veriyordu. Dolayısıyla burada sulanma başladı. Bundan fark edildi 2019 yılında. Bu kez tombalayla yapı denetim kuruluşları seçilmeye başlandı. Ancak yine sorun çözülemedi. Neden? Çünkü depremde yıkılan yapıların %20'si yerden gelen sorunlarla, %80'i ise yapısal sorunlardan kaynaklanır. Bu görülemedi. Şimdi dolayısıyla biz Jeofizik Mühendisleri Odası olarak önerimiz bu işi düzeltmek için yapı denetim kuruluşlarının adının yer yapı denetim kuruluşu olarak değiştirilmesidir. Sadece isim olarak değil, yer yapı denetim kuruluşları hem yeri denetlemeli hem de yapıları denetlemeli. Yer ile ilgili mühendislik kolları ise yerin davranışını depremsiz ve depremli durumda yerin dirilik ve davranış durumunu belirleyen başta jeofizik. Kaçınılmaz olarak başta jeofizik. Çünkü deprem jeofizin bir uzmanlık dalıdır. Başka hiçbir dalın birincil uzmanlık dalı deprem değildir. Dolayısıyla yer yapı deprem ilişkisine de yapı jeofiziği ve yapılaşma jeofiziği dediğimiz bizim dallarımız uzmanlaşır. Onun için bazı inşaat mühendislerinin ya jeofiziğin ne işi var burada bizim yapılarda demesini biz hayretle karşılıyoruz. Çünkü yapı incelemelerinde kullanmış olduğu tüm düzenekler jeofizik düzenektir. Hasarsız yapı diye bir şey yok. Jeofizik yöntemlerle yapı incelemeleri var. Sonra bu işten bir ekmek payı ya da pastayı vermeme gibi bir mücadelesi olamaz. En büyük mücadele halkın yaşam hakkını bir mühendis olarak saklı tutmak ve korumaktır. Yer yapı denetim kuruluşlarının her biri jeofizik mühendisi, jeoloji mühendisi ve geoteknik mühendisi almak zorundadır kadrolarına. Ve bunlar yetkili olmalılar. Jeofizik mühendisleri yapı denetim kuruluşu kurabilme yetisinde olan kişilerdir. Bunlara da bu hak tanınmalı. Yer yapı denetim kuruluşları aynı zamanda bir sigorta şirketi olması gerekiyor. Dolayısıyla gelecekte deprem olur, o yapı yıkılırsa aynı Hammurabi yasalarında olduğu gibi denetim kuruluşları yitirilen yapının bedelini katlı olarak ödemesi ve aynı zamanda orada ölenlere tazminat ödenmesi yetmedi. Bu kişilerin elinden yapı denetim kuruluşu yani yer yapı denetim kuruluşu belgesinin alınması gerekiyor. Ebedi olarak, af değil, ebedi olarak alınması gerekiyor. Bunu çapraz güvenceye almak için
Yapılacak diğer bir olay, yer yapı güvenlik belgesi. Yani her yapının mutlaka yer yapı güvenlik belgesi olması gerekiyor. Yani ne demek o? Yerin jeofizik mühendisleri tarafından davranışlarının belirlenmesi, taşıma gücüdür, salınım dönemidir, titreşimcik ölçümleriyle çalkalanma durumudur gibi, bir de yapının oturma yönü, mesela Rönesans yapısının yıkılma nedeninin ana nedeni yönseme etkisidir depremde. Belki Bülent Bey söz edecektir bundan. Yani directivity denilen uzun ekseni ana ivme vuruş doğrultusuna dik olduğu için, aynı Yalova'da aydın evlerde olduğu gibi özellikle Rönesans yapıları yıkılmıştır. Arkaya doğru yıkılarak yıkılmıştır. Sadece yapı niteliğinden kaynaklanmamıştır. Şimdi yapı dediğiniz zaman sadece inşaat ve mimarları ilgilendirmiyor olay. O yapı bizim yerin üstünde kuruluyor. Dolayısıyla yerle yapının iletişimi, depremin işleyişiyle yapının yıkılması arasındaki bir ilişki gerekiyor. Bunu jeofizikçiler söyleyebilir. Yapı jeofizikçileri söyleyebilir. Şimdi yer yapı güvenlik belgesini her biri alması gerekiyor. Sizin bir yeni yapınız var. Yer yapı güvenlik belgesi için bir jeofizik işletmesine ve bir inşaat işletmesine, statik proje, efendim keza yapının bilgisayarda sallandırılması olayı, modellemesi olaylarına, yine inşaat firmalarına yaptırmaları ve o yapının o ilde beklenen en büyük depreme dayanabilecek nitelikte olduğu görülürse yer yapı güvenlik belgesi verilmesi gerekiyor o eve. O evin girişine asılması gerekiyor. Aynı zamanda tapuya işlenmesi gerekiyor. Tapuya. Tapuya işlendiği zaman siz bir kiracı olarak veya bir yapıyı satın almak için gideceğiniz yer önce tapu dairesi. Filanca parselde, filanca nolu evde yapı güvenlik belgesi var mı? Eğer yoksa o yapının sahibine bir ceza kesilecek. Varsa kişi can güvenliği nedeniyle yapı güvenlik belgesi eğer varsa orayı kiralayacak ya da satın alacaktır. Böylelikle bir iç denetimle, kendi kendine denetimle yıkılmayacak yapıları yapabiliriz. Ben 53 yıldır o depremden o depreme gidiyorum. Sürekli olarak söylenen deprem takdiri ilahidir, yaşam yazgıdır. Hayır, öyle değildir. Dolayısıyla Japonya ve Amerika'daki güzel örnekleri biz Türkiye'de yapabiliriz. Artık yeter yani. Artık yeter. Sonra meslek çıkarlığı için bu bir pastadır olayına bırakalım artık. Şu anda işin en ilginç taraflarından bir tanesi, kasap kasaplığını yapıyor, bakkal bakkallığını yapıyor. Ama yetmiyor. Kasap inşaat da yapıyor. Bu olabilir mi? Biz jeofizik mühendisleri odası olarak yapıların sadece inşaat mühendisleri ve mimarlar tarafından yapılmasını destekliyoruz. Artık bu olay burada bitmesi gerekiyor. Uzman inşaat mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor yapılar. Peki inşaat mühendisleri yapacak. Ülkemiz birinci derece bir deprem ülkesi. Ama şuna biliyor musunuz? Ben teknik üniversite emekli öğretim üyesiyim. Teknik üniversite dahil inşaat mühendisliği diploması alan hiçbir kişi deprem dersi, yani sismoloji almıyor. Hiç okumuyor. Deprem ülkesinde inşaat mühendisi depremin yapılarıyla ilişkisi konusunda sismoloji dersi almıyor. Mimar da öyle. Akıl alır gibi bir olay değil. Ne büyük bir eksikliktir. Çünkü bizim ilk yönetmelikler deprem olmayan Almanya'dan kopya edilmiştir ve bu halen sürüyor. Bunun şiddetle değiştirilmesi gerekiyor. Bütün inşaat mühendisleri odalarına zorunlu olarak deprem dersi açılması ve bunun jeofizik öğretim üyeleri tarafından verilmesi gerekiyor. Yetmedi. Bir de yani bunun uygulamalı deprem bilimi diye verilmesi gerekiyor bu dersin.
yetmedi. Ayrıca inşaat ve mimarlık fakültelerinde yapı ve yapılaşma jeofiziğinde öğretilmesi gerekiyor. Yapı ve yapılaşma jeofiziğinde öğretilmesi gerekiyor. Ben iki tane inşaat fakültesinde ders verdim emekli olduktan sonra. Bir tanesi Yeditepe, bir tanesi Maltepe. Ve bu dersleri açtım ben orada. Çivi gibi inşaat mühendisleri çıktı. Yani bu seçimidir. Dolayısıyla YÖK'ten ve inşaat fakültelerinden ve inşaat öğretim üyelerinden özellikle rica ediyorum. Yani çünkü yapılar öldürüyor bizi. Yapıyı yapan kişi deprem bilimi, yapı jeofiziği ve yapılaşma jeofiziği okumazsa başımıza ne gelir? Şimdi söylenecek söz çok. Ben burada susayım. Arkadaşlarımı dinleyelim. Onların konuşmalarını dinleyelim. Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. İkinci olarak Profesör Doktor Bülent Kaypak. Ankara Üniversitesi Jeopsik Mühendisleri Jeopsik Mühendisliği Bölümü Başkanı. Sesim geliyor. Evet, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları. Evet, biz de yaşadık, kötü bir olay yaşadık. Bu her zaman yaşadığımız bir olayın bir benzerini daha yaşamış olduk geçtiğimiz günlerde. Yani bu tabii şimdi basında ya da işte diğer uzmanların konuştuğu gibi yani yüzyılın afeti denilen, aslında burada afet kelimesi az önce Ahmet Hocam'ın dediği gibi yani afete dönüşmemesi gerekiyor. Yani deprem yaşayabilirsiniz ama işte afete dönüştüğü zaman yüzyılın olay şekline dönüşüyor. Dolayısıyla bu afet bizim için olmaması gereken bir şey. Şimdi yaşadığımız coğrafya kader olabilir. Ama kaderdeki olaylar ya da yaşadığımız kötü olaylar, afetler kader olmayacak. Olmaması gerekiyor. Şimdi Ahmet Hocam'ın da dediği gibi sismoloji ile ilişkili olarak yani bu deprem bilim konusu jeofizik mühendisliğinin önemli konulardan biridir. Aynı zamanda ana bilim dalı olarak da bölümlerde oluşturulmuştur. Yani Türkiye'deki jeofizik bölümlerinin tamamında sismoloji ana bilim dalı mevcuttur ve sismoloji dersleri enine boyuna verilmektedir ve nitelikleri de oldukça yüksektir. Şimdi tabii biz sonuçta eğitimle ilişkili bir takım sıkıntılarımız var açıkçası. Bu tabii gün geçtikçe daha da artan bir boyuta ulaştı. Çünkü yer bilimlerini birçok öğrenci tercih etmiyor. Neden? İşsizlik dolayısıyla ve başka sahalarda kendilerine iş imkanı bulmak amacıyla çoğunlukla tercih edilmeyen bölümler arasında yer alıyor. Halbuki Türkiye'nin gerçeği olan bir bölüm. Yani jeofizik mühendisliği bölümü, jeoloji mühendisliği bölümü. Ve bunların yani bir nevi iş konusu ya da işsizlik konusu bir devlet politikası niteliğine dönüşmesi gerekiyor. Ve burada buraya girecek öğrencilerin bir iş kaygısının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu hepimizin yaşadığı bir sorun. Bir noktada şöyle bir şey var. Onu tabii biz gözlemliyoruz. Yani çok sayıda üniversitenin açılması niteliğin artması anlamına gelmiyor. Tam tersi. Üniversitelerin çok sayıda olması niteliği düşüren bir yönde işlem gördü. Biz bunun da farkındayız. Dolayısıyla bu nitelik düşmesi yani mezunların niteliğinin düşmesi inşaat mühendisliklerinde de mevcut bir durum, mevcut bir sorun. Buradan şimdi depreme gelecek olursak, deprem hakkında da biraz bilgi vermek istiyoruz. Aslında deprem 7.7, kimi uluslararası ajanslara göre 7.8 büyüklüğünde olmuştur ama geçerlilik gören şey şu anda 7.8, uluslararası camiada, bilim camiasında 7.8 olarak belirlenmiştir büyüklük. Ardından gelen diğer ikinci deprem ise 7.5 olarak ifade edilmektedir ama bizim ulusal ajanslarımız 7.6 ikincisini, 7.7 olarak da birincisini vermektedir. Burada depremin tabii aslında o mevcut meydana geldiği lokasyon aslında yine jeofizikçilerin burada daha önceden öngördüğü bir çeşitli bilimsel makalelerde yazılmış
çizilmiş, ortaya konmuş bir şeydi. Yani sonuçtu. Fakat tabii öngörülemeyen şeylerden bir tanesi bu depremin böyle çift ikiz bir deprem olarak meydana gelmesiydi. Şimdi bu depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesi yani Türkoğlu civarlarında aslında en son olan deprem 1513 yılında olmuş ve o yıldan bugüne kadar bölgede herhangi bir büyük deprem yani bu derece büyük deprem olmamış. Dolayısıyla aslında bugünkü bilgilere göre büyük bir depremin nerede olacağı ve hangi büyüklükte olabileceği aslında 3 aşağı 5 yukarı belirlenebiliyor. Tek belirleyemediğimiz şey bu depremlerin zamanı. Dolayısıyla en çok şeylerden sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hani bir deprem ne zaman olacak? Bunu kesinlikle ve kesinlikle hiçbir bilim insanı bu gerek Türkiye'deki olsun gerekse uluslararası hiçbir bilim camiasında size depremin zamanı konusunda hiçbir bilgi verilmez. Çünkü basında ya da sosyal medyada basında demeyelim de sosyal medyada şöyle bazen haberler yayılıyor. İşte şu saatte filanca deprem olacakmış gibi ya da buna benzer bir takım toplumu panik havasına sevk eden bir takım haberler yayılıyor. Bu tabii dediğim gibi deprem herhangi bir şekilde önceden belirlenemez. Yani zaman olarak belirlenemez. Ama ifade ettiğim gibi büyüklüğü ve yeri konusunda bugünkü bilimsel çalışmalar bir öngörüde bulunabiliyor. Zaten bu öngörünün olması esas dikkat edilmesi ya da dikkate alınması gereken bir konu ki Maraş'ta da hepiniz belki duymuşsunuzdur. İRAP raporları, pilot bölge olarak seçilen Maraş'ta İRAP raporlarında bu açık ve seçik bir şekilde yazılmış. Yani burada bir rapor yaklaşık bundan 2 yıl önce hazırlanmış. Burada olabilecek depremin büyüklüğü, yeri ve ne kadar hasar yaratabileceği her şey var. Ama tabii buradaki esas sorun bu raporu dikkate almayanlar. Şimdi bir de şöyle bir sorun daha çıkıyor ortaya. Depreme ilişkin, yani sizler de basında duyuyorsunuzdur, görüyorsunuz, sosyal medyada çok hızlı yayılıyor bu, depremin oluşum şekli. Yani bir takım, yani komplo teorisi gibi teoriler üretilerek depremin işte yok şu teknikle üretilmiş, yok şu ülke depremi üretmiş, hatta son haberlerde duymuşsunuzdur, uzaydan çubukların atılması gibi, yani böyle saçma sapan olaylar. Yani bu yani çağ dışı, bilim dışı yönlere götürüyor. Dolayısıyla biz işte bunları jeofizik olarak öğrencilerimize bu tür şeyleri öğretmiyoruz. Bizim öğrettiğimiz akıl ve bilim yolunda doğruları, gerçekleri öğretmek. Dolayısıyla işte jeofizikçi ya da deprem bilimi okumayanların çoğalması durumunda ya da daha doğrusu bizlerin azınlık kalması durumunda meydan böyle safsata üreten insanlara kalıyor. Dolayısıyla bizim niyetimiz, isteğimiz her zaman jeofizik bilimini öne çıkaracak, dolayısıyla nitelikli insanların yetiştirmeye sağlayacak politikalar üretilmesi. Deprem devam ediyor. Yani bölgede gerçekten tüm şimdi uluslararası bilim camiasını takip ediyoruz. Onlar da böyle bir depremin yani böyle çift bir depremin olabileceği konusunda ya da bu şekilde olmasını çok ilginç karşılıyorlar. Yani gerçekten bilim camiasında farklı bir olay şeklinde gelişti. Tabii meydana gelen artçılar yani artçılara da baktığımızda yani hatırı sayılır büyüklükte artçılar meydana gelmekte ve bu artçıların da sayısı şu anda herhalde 5000'i geçmiş olabilir. Yani ilk günden bugüne kadar. Bunların büyük bir kısmı eğer tek başına bir başka bölgede oluşmuş olsaydı mesela 5.5 büyüklüğünde olan bir deprem gerçekten herkesi panik halinde sokağa dökebilirdi. Ama bu şu anda baktığınızda yani yüzlere yakın 4 ve 4'ün üzerinde belki daha da fazla artçılar bölgede meydana gelmekte. Şimdi tabii sorulardan bazı sorular şöyle oluyor. Diyorlar ki işte bu deprem buraya stres transferi yaptı, bir enerji aktarımı yaptı. Tabii bunlar şu an için söylemek çok zor ilk etapta. Yani hangi fayın kırılacağı bundan sonraki ne olacağını söylemek çok erken. Dolayısıyla bizim aslında yapacağımız şey depremin olması değil, bu depreme nasıl hazırlıklı olmamız gerektiğidir. Hemen arkasından şöyle sorular da var. İşte tabii Marmara bölgesinde çok sayıda insan yaşadığı için acaba İstanbul'da nasıl bir deprem beklenecek? Ahmet Hocam da açıkladığı gibi
Marmara bölgesi gerçekten hani beklenen bir deprem var. Şimdi burada depremin büyüklüğü çok bizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Elbette depremin büyüklüğü, büyük depremlerin yıkıcılık özelliğini gördük Marmara, Kahramanmaraş depreminde. Ama şimdi buraya aslında burada az önce dediğim bahsettiğim İRAP raporu gibi aslında Marmara içinde, İstanbul içinde çıkartılmış, belirlenmiş raporlar var. Dolayısıyla bu raporların dikkate alınması önemli. Çünkü burada meydana gelebilecek bir deprem belki de Maraş'tan ya da çevre illerden 10 tane ilden daha büyük bir yıkıma da neden olabilir. Çünkü yerleşim yerleri ve metropol olarak İstanbul 20 milyona dayanmış bir nüfus, çarpık yapılaşması, düzensiz yapılaşması ve hızlı büyümesi dolayısıyla aslında bir nevi afete davetiye çıkarıyor gibi. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde, bakın yani adım adım değil, koşarcasına gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü burada beklenen deprem ne zaman olacak konusunda bir şey söylemesek bile burada bir deprem bekleniyor. Ve buna bütün çevre illerin, çevre yerleşim yerlerinin mutlaka dikkat etmesinde fayda var. Benim de aslında bakarsanız depremle ilgili hani söyleyeceğim, konuşacaklarım şimdilik böyle olsun. Eğer soru gelirse cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim. Bülent Hoca bitirdi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Sayın Emin Candan Sever, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi. Buyurun hocam, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle ülkemiz çok büyük bir acı yaşadı. Ben de deprem bölge, ikinci depremin olduğu Elbistanlıyım. Çok yakınlarımız bu depremden büyük zararlar gördü. Belki ülke nüfusumuzun yarısından fazlası bu depremden etkilendi. Akrabaları da o illerde yaşadıkları için. Öncelikle yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın da, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şimdi ben konuşmada 3 aşamada konuşmak istiyorum. Öncelikle jeofizikle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Jeofizik eğitimi ve jeofizik mezunu olan jeofizik mühendisi arkadaşlarımızla ilgili. Ardından biraz yönetmelikler ve bu özellikle depremle ilgili tabii yönetmelikler ve yapı jeofiziği, yapılaşma jeofiziği Ahmet hocamızın anlattığı konudan biraz devam edeceğim. Şimdi ülkemizde jeofizik mühendisi bölümlerine bakacak olursak zaten 99 depreminden sonra jeofizik mühendisi bölümü sayısı 17'lere kadar çıkmıştı. Çok fazla öğrenci alınıyordu. Ardından bu depremler unutulmaya başladı. Türkiye'deki üniversite sayısı 100'den bir anda 200'lere çıktı. Vakıf üniversiteleri popüler bölüm olan bölümleri açtı. Örneğin hukuk fakültesi gibi, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi birçok popüler bölümü açınca bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bunların başında geliyor. Dolayısıyla genç arkadaşlar doğrudan bu bölümlere yöneldiği için yer bilimleri kan kaybetti. Jeofizik mühendisliği de kan kaybeden bölümlerden oldu. Şu anda günümüzde Türkiye'de İTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Ankara Üniversitesi bölümlerine jeofizik mühendisliği öğrencileri kabul ediliyor. Tabii bizim jeofizik mühendisliği bölümü eğitimlerinde biz öğrencilerimize yer içinin fiziksel yapısını incelediğimiz için çok ağır matematik dersleri aldırıyoruz. Depremi inceledikleri için spektral analiz, Fourier dönüşümü gibi dersleri aldırıyoruz. Bunun dışında çok ağır programlama dersleri aldırıyoruz. Ve bu arkadaşlarımıza depreme yönelik sismoloji, mühendislik sismolojisi, yapı jeofiziği gibi derslerle mezun olduktan sonra yapı jeofiziği konusunda çalışmak üzere yetiştiriyoruz. Bülent hocamızın da söylediği gibi depremle doğrudan ilgilenen bilim dalı sismolojidir. Sismoloji depremi bilimsel olarak inceleyen ana bilim dalının adıdır ve bu jeofizik mühendisliği bölümlerinde bir ana bilim dalıdır. Dolayısıyla Ahmet hocam da aynı şeyi söyledi. Deprem bilimi doğrudan jeofizik mühendisliği bölümünün ana konularından birisidir.
Maalesef basında deprem konusunda bir deprem istasyonu nasıl kurulur, depremde ne ölçülür, bu veriler nasıl analiz edilir, bu analizlerden sonra bu verilerden 3 boyutlu hız tomografi modelleri çıkarılır, bu nasıl yorumlanır? Bunlarla ilgili hiç bilgisi olmayan bazı meslek gruplarındaki arkadaşlar yorumlar yapmaktalar. Bu da çok isabetsiz olmakta. Yani başka bir meslek grubunun uzmanlık konusunda bilgisi olmadan böyle insanları yanlış yönlendirici yorumlar yapmaktalar. Şimdi biz öğrencilerimize bir de mühendislik etiği kavramından çok bahsediyoruz. Mühendislik etiği kapsamında iki temel etik kuralı ben burada söyleyeceğim. Birincisi, bir mühendislik etiğinde bir mühendis ancak ve ancak kendi uzmanı olduğu konuda çalışmalar yapabilir, hizmet verebilir diyor. İkinci etik kuralda ise bir mühendis kendisi yapmadığı herhangi bir çalışma veya hizmetin altına imza atamaz diyor. Bu temel iki etik kuraldır. Ama maalesef ki ülkemizde bir geçim kaynağı olarak görüldüğü için uzmanlıkları olmadığı halde bazı meslek grupları diğer meslek gruplarının çalışmalarının müdahale ediyor. Yani jeofizik mühendisliği eğitimi almış arkadaşlarımızın uzman olduğu konularda o konuda hiç ders almamış bölümler, yani depremle ilgili hiç ders almamış, yapı jeofiziği konusunda hiç ders almamış, jeofizik, uygulamalı jeofizikte kullanılan yöntemler hakkında hiç ders almamış, bu da yöntemlerle ilgili program yazmamış, bu yöntemlerle ilgili verileri işlememiş kişiler maalesef bu tip jeofizik uygulamalarının altına imza atıyor ve bunun sebebi de maalesef yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve veyalarla bağlanması. Bir meslek, ya bunu bu mühendis veya bu mühendis yapabilir gibi açık yasallarda açıklar bırakılması. Tabii bu açıklardan dolayı da TÜMOBA bağlı meslek odaları birbiriyle çatışır duruma geliyor. Bu konuda bizim yani yasa koyuculara önerilerimiz bunun yasal düzenlemelerde netleşmesi, her meslek grubu kendi uzmanlığı konusunda sadece çalışmayı net olarak yapması ve o yaptığı çalışmaya imza atması. Başka bir meslek grubundan birisinin bunlara imza atmaması gerekiyor. Bu konuda biz üniversiteler olarak her zaman yasa koyuculara yardımcı olmak için çalışabiliriz. Meclise gidiyoruz, bakanlıkların davetlerine katılıyoruz. Şimdi ikinci konu yapı jeofiziği ve yapılaşma jeofiziği, bir deprem öncesi veya deprem sonrası jeofizik mühendislerinin uzman olduğu konular var ve yapması gereken çalışmalar var. Zorunlu olan, çünkü modern bilim bunu gerektiriyor. Artık günümüzde biz jeofizik mühendisleri sadece yer içini incelemiyoruz, diğer gezegenleri de inceliyoruz. Yani biz deprem istasyonlarını dünyada birçok yere yerleştiriyoruz. 150 yıldır depremleri dinliyoruz ve bunları kaydediyoruz. Ama biz Mars'a da sismometre yerleştiriyoruz. Yani bakın, Amerika'da NASA'nın yaptığı son 2-3 yıllık çalışmalarda Mars'tan gelen sismometre kayıtları inceleniyor. Yani bunları da jeofizikçiler yapıyor. Şimdi dolayısıyla bizim deprem öncesi yapı ve oturduğu zemin ilişkisiyle ilgili uzmanlığımız var. Biz bu konuda öğrencilerimizi eğitiyoruz. Birçok dersler alıyorlar bu konuda. Yani bu konuda programlar kullanmak değil, paket programları, o programlar ilk temel şeyleri yazıyorlar da bu çocuklar. Ama bu yapı temel ilişkisinde en önemli konu zeminin dinamik davranışlar altındaki yüklerini bilmek. Bu konuda dinamik yüklerle ilgili parametreleri belirlemek. Bu da jeofiziğin işi. Çünkü jeofizik dinamik olayları inceleyen bir bilim dalı. Biz yerde oluşan bir depremden dolayı oluşan dalgaları ölçebiliyoruz. Veya yerde doğal yolla veya bizim oluşturduğumuz elektromanyetik dalgaları oluşuyoruz. Bunlar dinamik olaylar ve biz ölçtüğümüz bu dinamik verileri kullanarak yer altını modelliyoruz. Dolayısıyla bir yapı yer incelemesinde jeofizik mühendisliği bölümleri olmazsa olmazdır. Yani biraz önce Ahmet hocamız da söyledi. Yapı yer incelemelerinde jeofizik mühendisliğinin en başta olması gereken bir meslek grubudur.
Bu konuda mesleklerin birbirleriyle çatışmasının hiçbir anlamı yok. Yani modern dünyada bilimsel olarak bu olması gerekiyor. Bu diğer meslek grubunun olmaması anlamına gelmiyor. Ama biz jeofizik mühendisleri olarak bu konuda biraz rahatsızız. Diğer bir konu, son günlerde bu depremden sonra maalesef böyle isabetsiz yorumlar oluyor. Hiç bilmediğimiz kişiler diyor ki, ya biz depremden sonra binanın hasar durumuyla ilgili işte mikrotremor yöntemini kullanarak yapıyı inceleriz, başka bir şeye gerek yok gibi bir dedikodu çıkmış. Bunun üzerine de maalesef çok üzülerek bildiriyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası jeofizik mühendisliğini rencide edecek şekilde, hiç olmayacak bir şekilde bir açıklamayı web sayfasına koymuş. Bunu bir an önce düzeltmesini bekliyoruz İnşaat Mühendisleri Odası'nın. Çünkü herhangi kimin yazdığını bile bilmediğimiz bir konuda bir meslek grubunu karalayamaz. Yani bu konuda gerekirse başka şekilde de şeyler İnşaat Mühendisleri Odası tüm bunun altında diğer bir oda. Yani jeofizik mühendisleri oda başkanıyla görüşebilir. Bu konuyu açıklığa kavuşturabilir. Yani bunu hiçbir şey olmadan bunu açıklamak, böyle bir şeyi yazılı hale getirmek konusunda bunu açıkçası kınıyoruz. Yani ben şahsım adına söyleyeyim en azından. Biz hiçbir zaman tek başına jeofizik mühendisleri bir yapıya girilip girilmeyeceği konusunda karar verebilir demedik. Böyle bir şey bilimsel olarak da mümkün değil. Ben bunu televizyonlarda da bana soruyorlar. Biz jeofizik mühendisleri olarak bir yapının hakim titreşim periyodunu belirleyebiliriz, yerin belirleyebiliriz, rezonans durumu bilgisini elde edebiliriz. Biz bir yapıdaki taşıyıcı kolon veya kirişlerdeki demir donatının hasar durumunu görüntüleyebiliriz. Biz bir yapının korozyon durumunu radar yöntemimizle belirleyebiliriz. Bu yapı üzerinde Ahmet hocamız biraz önce söyledi. Hasarsız yapı incelemesi değil bunun adı. Bunun adı yapı jeofiziğidir. Jeofizik yöntemlerin yapılarda uygulanmasıdır. Bu jeofizik yöntemleri geliştirenler jeofizik mühendisleridir. Ben de 30 yıldır akademide bu yöntemlerden birkaçı ile ilgili çalışmalar yapıyorum. Yeni algoritmalar geliştiriyoruz. Yeni veri toplama teknikleri geliştiriyoruz. Örneğin yapı üzerinde 3 boyutlu özrenç tomografisiyle yapı korozyon durumunu 3 boyutlu haritalama üzerinde TÜBİTAK 1001 projesi yapıyoruz. Dolayısıyla biz bu bilgileri bilimsel olarak verebiliyoruz. İnşaat mühendislerimiz bizim verdiğimiz bu bilgileri kullanabilir ve bu bilgileri kullanarak yapıya oturup oturulamaz hasar durumunda en son yine inşaat mühendisi verecektir kararını. Ama biz bu bilgileri inşaat mühendislerine sağlayabiliyoruz diyoruz. Yoksa biz jeofizik mühendisleri olarak bunu yaparız, inşaat mühendislerine gerek yok demedik hiçbir zaman. Lütfen bu konudaki inşaat mühendisleri odası web sayfasına koyduğu yazıyı bir an önce oradan kaldırsınlar. Şimdi son olarak aslında bizim bir de biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekiyor. Aslında TÜMOP bu konuda bir girişimde yıllar önce bulunmuştu. Başkanımız da hatırlar. Yetkin mühendislik kavramı. Şimdi tıp fakültesinde 5 yıl okuyan bir doktor her konuda uzman olamıyor. Belirli konularda uzmanlaşmak için tekrar ne yapıyor? Uzmanlık sınavına giriyor ve 4 yıl bir eğitim daha alıyor. Aslında bizim de nasıl bir jeofizik mühendisliği bölümü mezunu işte maden konusunda uzman olabilir, petrol arama konusunda uzman olabilir, yapı jeofizik konusunda yani maden jeofiziği, petrol ve doğalgaz konusundaki jeofizik uygulamalar, işte hidrojeofizik konularında uzman olabilir. Bunlar için yetkin mühendislik kavramı tekrar tartışılmalı. TÜMOP bu konuda odalarıyla tekrar görüşmeli ve ben bunu bir akademisyen olarak öneriyorum. Yetkin mühendislik kavramına göre yapı jeofizik konusunda uzman jeofizik mühendisleri yapı jeofiziği ile ilgili şeylerin altına imza atmalı. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde 4 yıllık bir okuldan mezun olduktan sonra bu inşaat mühendisliği için de geçerli, makine mühendisliği için de geçerli, bütün mühendislik dalları için de geçerli. Yani mezun olur olmaz bir projeye imza atamıyor yurt dışında. Türkiye'de ise daha yeni mezun olmuş bir çocuk hiç daha bilmediği bir konuda yeni ilk yılında imza atabiliyor. Bu konuda da yetkin mühendislik konusunda yeniden çalışmalara başlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Başkanım çok mu uzattım bilmiyorum.
En son benim onları yasa yönetmeliklerle ilgili başkanımız zaten konuşacak. Sonuç olarak biz jeofizik mühendisleri yapı tasarımı öncesi yapı zemin ilişkisiyle ilgili bilgiler verebiliriz. İmara esas etütlerde zaten jeofizik mühendisleri çalışmalarda bulunmaktalar. Ama imara esas etütlerde de bence şu konuya değinmek gerekiyor. Biz imara esas etütlerde en önemli konu fay durumunu belirlemek. Yani şu andaki diri fay haritası yetersiz deniyor. 1/1 ölçekli fay haritaları yok. Onun için maalesef jeofizik mühendisi uygulamalarında yönetmeliğe göre bazı şeyler eksik isteniyor. Bu konuda da yeni düzenlemeler gerekiyor. Yani bir alanın tamamını jeofizik mühendisliği uygulamalarıyla haritalayarak fay durumunu söyleyebiliriz. Ama çoğu uygulamada sadece bir trenç açılarak paleosismik çalışmalar yeterli oluyor gibi bir şey var. Ya bu konuda da paleosismik çalışmalar çok değerli bilgiler sunabilir. Ama lokalde kalıyor. Tüm alanın alansal incelenmesi yine jeofizik mühendisi bölümleri tarafından. Gömülü faylar var. Bu faylar trenç açınca 3 metrenin altındaki fayı göremez ki trenç. Trenç 3 metreye kadar. Paleosismik depremlere göre deprem periyodu belirleniyor. İşte 300 yılda 500 yılda bir. Betonarme bir yapının zaten ömrü 100 yılsa o bilgi ne kadar işe yarıyor? Dolayısıyla daha önemli olan imara esas etütlerde de yeraltı seviyesini bilmek, fay doğrultularının, gömülü fayların 3 boyutlu uzanımlarını bilmek. Bunlar da jeofizik mühendisliği yöntemleriyle çok kolay yapılan çalışmalar. Bu konuda jeofizik mühendisi bölüm mezunu öğrencilerimiz çok rahat şekilde bu tip uygulamaları yaparlar. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi arkadaşlar detaylı bir toparlama yapacağım ama bu konularda İstanbul Şubemizin, bizim jeofizik mühendisler odasının çalışmasında İstanbul Şubemizin çalışmaları çok önemli. Gerçekten de şube başkanımızın ve arkadaşlarının katkılarıyla bu deprem sürecinde oldukça efor sarf ettiler. Teşekkür etmek isterim. Ona kısa bir söz vereceğim. Arkasından da şunu sayın basın mensupları hakikaten dikkatçe dinlemenizi isterim. Ben bazı konuşmaları yaptıktan sonra, açıklamaları yaptıktan sonra işsiz mühendis arkadaşlarımızın nereden nereye geldiğini ve şu anda işsiz olan arkadaşlarımızın feryadını duymanızı isterim. Onların açıklamalarını için işsiz arkadaşlarımızdan bir kişiye söz vereceğim. Önce bir Burak Bey'in bir iki söyleyeceği şeyler var. Ondan sonra da bir açıklama yapacağım. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Geride kalanların ailelerine sabır diliyorum. Tabii ben İstanbul Şube Başkanı olarak İstanbul özelinde değinecek olursam hocalarımız deprem riskinin yüksekliğinden değindiler. İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin birçoğunda yapılan zemin etüt raporlarını arazide ve rapor üzerinde değerlendirecek jeofizik mühendisi bulunmamaktadır. Bunların ilçe ilçe burada sayacak durumda ve zamanda değiliz. İsterseniz sizlere belediye belediye isimlerini verebiliriz. Vatandaşlar müteahhitle baş başa kalmış durumda. Müteahhit istediği şekil ve yöntemle gerekirse mühendis dahi kullanmadan sondaj yapan sondörlerin aracılığıyla ya da teknikerlerin aracılığıyla zemin etüt raporları hazırlıyorlar ve bunun denetimi İstanbul'da yapılmıyor. Birçok ilçe belediyesinde arazide çalışmaları denetleyecek jeofizik mühendisi bulunmuyor. Bu bir iddia değil. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. İsterseniz de biz bu ilçe belediyelerin isimlerini bir bir size veririz. Bunun dışında 99 depreminin yıl dönümünde Avcılar'da deprem anıtının önünde bir anma toplantısı düzenlemiştik. Hayatını kaybedenler üzerine. Bu acıları yaşadıktan sonra, vatandaşlarımızı andıktan sonra da her zaman gerekli çalışmaları ve eksiklikleri belirtiyoruz. Burada da şuna değinmiştik. Yakın bir zamanda Düzce Zonguldak Karayolu yağışlardan sonra heyelan nedeniyle kaymıştı. Biz de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bir çağrıda bulunduk. Dedik ki yağışta bu hale gelen yollar deprem anında ne olur?
Ve incelediğimizde 1986 yılından bugüne Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bir tane dahi jeofizik mühendisi istihdam etmediğini, 18 bölge müdürlüğünün 12'sinde jeofizik mühendisi bulunmadığını ve bu nedenle de bu yolların sadece büyük şirketler tarafından yapılıp denetlendiğini, yine müteahhitle vatandaşın baş başa bırakıldığını gördük. Biz jeofizik mühendisleri odası olarak meslektaşlarımızın sadece binalar genelinde değil, yollarda, demir yollarında ve üst yapılarında sonuçta bir ayakları zemine oturuyor. Her türlü ulaşım planlamasında kamuda denetim adına istihdam edilmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi de kamu yararı adına talep ediyoruz. Ben burada sözlerimi kısa tutacağım. Genel başkanımızın dediği gibi istihdam konusuna değinecektim. Ancak Ankara'dan gelen genç ve işsiz meslektaşlarımız var. Onların adına bir temsilci burada açıklama yapacak. Bu nedenle sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çalıştım. Şimdi değerli arkadaşlarım, sayın basın mensupları, bu söyleyeceklerimin kesinlikle yasa koyucular, yasa hazırlayıcılara ve yöneticilere kesinlikle dikkat etmeleri ve onlara hitaben söylemek istiyorum. Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm kurum ve kuruluşlar idare edilirken bildiğiniz gibi yasa yönetmelikle idare ediliyor. Ama yasa hazırlayıcısından yasa koyucusuna kadar, yani bürokratından, meclisinden ve sonra da bunun uygulayıcılarının bir takım uygulamalarda ve yasa koyarken, yasa hazırlarken bir takım yaklaşımlardan uzaklaşmasını istiyoruz. Biz Jeofizik Mühendisleri Odası olarak Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin 24 odasından bir tanesiyiz. Ve her zaman da şunu söyledik. Bütün çalışmalar mühendislik disiplinlerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleşir. Maalesef yasa koyucular, yasa hazırlayıcılar bizi mühendisler olarak ayrıştırmasınlar. Koydukları bir maddeyle meslek şövenizmlerini körüklercesine birbirimize düşürmesinler. Biz birlikte çalışmak istiyoruz. Hocalarımız jeofizik önemini anlattı. Bu birlikte çalışmanın önünü gelsinler, ortak olarak sorunlarımızı birlikte çözelim. Bakınız, bugün yaşadığımız felaketin bugünkü sorunları demeyeceğim ama baştan aşağı hatalarla gerçekleşti. Bunlar nedir? Biraz önce söylediğim gibi yasa hazırlayıcıları, koyucuları ve bunların uygulayıcıları. Denetim mekanizması. Öncelikle uygulamacılardan başlamak istiyorum. Bu denetim mekanizmaları kuruldu. Bakınız arkadaşlar, sayın basın mensupları. 2013 yılına kadar odaların bir denetimi vardı. Biz orada bir mühendisin yapmış olduğu çalışmaları, bütün odalar için söylüyorum, TÜMOB'un denetimi yetkisi vardı. Hala da şu anda var ama yeterli değil. 2013 yılındaki imar yasasına konan bir madde ile odaların denetimi elinden alındı. Peki bu denetim elinden alındı odaların da, bunu denetecek bir mekanizmanın olması gerekir. Arkadaşlar, bir iş yaparken de sonucunda mutlaka iyi bir denetimin de olması gerekir. Bu denetimler kimlere verildi? Yapı denetim şirketlerine. Yapı denetim şirketlerinde jeofizik mühendislerini, jeoloji mühendislerini özellikle kurucu ortak olmadıkları için çalışmalarının denetlenmesi jeofizik mühendisleri ve jeoloji mühendisleri tarafından örtbas edildi. Yapı denetim şirketlerinin de denetlenmesi gerekmeye başladı. Bunları kim yapacak? Yerel yönetimler yapacak arkadaşlar. Yerel yönetimlerde biraz sonra tekrar arkadaşlarımız da bahsedecek. Biz defalarca oda olarak müracaat etmemize rağmen jeofizik mühendislerini mutlaka istihdam edin. Bakın, biz afet ülkesiyiz. Doğa kaynaklı bir sürü afet var. En önemlisi de deprem. Buralarda yetişmiş jeofizik mühendislerinin rapor denetiminden ve uygulamasından çok yararlanacaksınız. Maalesef arkadaşlar, gelen yazıları bir görseniz odada. Çok basit cümlelerle yıllardır bunu yaptılar. Norm kadromuz yok, ilk etapta değerlendireceğiz. Değerlendiren belediye yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ama çoğu es geçti. Bakın, hocalarım anlattı. Bugün yapı ve yer hiçbirisinden birbirinden ayıramazsınız. Hepsinin bütün mühendislik disiplinleri tarafından ciddi bir şekilde yapılması gerekir ve arkasından da ciddi kontrolleri gerekir. Yapılan bu çalışmaların kontrolleri yerel yönetimlerde yapılıyor. Bir nebze imar ve Şehircilik Bakanlığı'nda imar esas etütlerde bu çözülmeye çalışıldı. Nitekim çözüldü de sayılabilir ama eksiklikler de var. Onları da konuşuruz. Ama önemli olan, yerel yönetimlerde hala şu anda 81 ilimizin ilçelerinde, koyun belki binin üzerinde
toplasanız 100-150 tane jeofizik mühendisi yok. Bakınız jeofizik mühendislerini yok, nasıl alıyorlar soruyoruz. Jeofizik mühendisi var mı? Evet, çalıştıranlar da var. Arkadaşlar, çalışan jeofizik mühendisleri de başka alanlarda çalıştırıyorlar. Lütfen yerel yöneticiler, bir jeofizik mühendisi istihdam edin. İlçe ve ilçeler ve iller özellikle. Biz deprem ülkesiyiz. Biz bu felaketi bir daha yaşamak istemiyoruz. Yer bilimcileri istihdam edeceksiniz. Onlar kontrollerini yapacaklar. İnşaat mühendislerini istihdam edeceksiniz. Onlar da yapının kontrolünü yapacaklar. Artık halkımız Ahmet Hocam'ın dediği gibi yeter. Biz sağlıklı konutlarda, sağlıklı yapılarda oturmak istiyoruz. Sağlıklı yapılarda seyahat etmek istiyoruz. Yapılaşmada seyahat etmek istiyoruz. Örneğin karayolları, ona da geleceğim biraz sonra. Karayolları, havaalanları. Bu bilim ve teknikten uzak ve denetimsiz bir mekanizmayı gene biz 99 met depremini milat olarak kabul edersek geldiğimiz yol bir arpa boyudur. 40 binden fazla insanımız öldü. 100 binin üzerinde yaralı var. Bir daha biz bunu yaşamak istemiyoruz. Ben yaşamak istemiyorum. Çocuklarım yaşamak istemiyor. Torunlarım yaşasın istemiyorum bunu. Onun için ey yasa koyucular, yasa hazırlayıcılar. Bakın, mühendislerin elini kolunu bağlamayın. Denetim mekanizmasını düzgün kurun. Biz burada bilimi ve tekniği uygulamaya çalışıyoruz. Biz hiçbir meslekle çatışmak istemiyoruz. Bizi birbirimize çatıştırmayın. Öyle maddeler getirin ki bu ortak noktalarda buluşalım. Yok sen şurada varsın, yok yok. Arkadaş, hocalarım anlatıyor. Her bilim dalının özellikleri var. Bunları entegre edelim. Bütün gelişmiş ülkeler, çağdaş ülkeler bunu yakalamış. Entegre etmişler. Hiç kimsenin birbirine üstünlüğü yok. Herkes görevini yapıyor. Denetim mekanizması hiçbir sıkıntı yok. Çok basit olarak Japon bilim insanları televizyonda konuşmalarını gördünüz. Biz bunu senelerce söylüyoruz. Müthiş bir entegrasyon yapılması gerekir. Bu bağlamda bakınız, bu işsizlik konusunda, bu şeyin istihdam edilmesi konusunda nerelere götürüyor? Biz bunu hocam da çok iyi biliyor. Şu noktaya getirmek istiyorum. Üniversitede bölüm seçecek öğrenci sınavdan sonra eğer bunları istihdam konusunu gördüğünde jeofizik mühendisliği bölümünü seçmiyor. Sebeplerinden bir tanesi budur. Bunu ortadan kaldırın. Bunların önünü açın. Biz bilim ve teknik çerçevesi içerisinde jeofizik mühendisleri yetiştirelim. Ve bunu gittiğimiz ilgili makamlara şunu söyledik. Ama hala duymuyorlar. Yasa koyucular, uygulayıcılar etmiyorlar, görmüyorlar. Bir gün gelecek, bu şekilde giderse biz dışarıdan jeofizik mühendisi ithal etmek durumunda kalacağız. Üniversitelere bakıyoruz. 89 tane bu sene şey var. 5 tane üniversitemiz kontenjan verilmemiş. Çoğu üniversitelerimiz boş geçmiş. Bu arkadaşlarımızı yetiştirelim. Bu da siz istihdam konusunda engeli kaldırırsanız, işsizliği ortadan kaldırırsın ki ihtiyaç var Türkiye'de. Bakın, Türkiye'de çok ihtiyaç var jeofizik mühendislerine. Bunları kaldırmadığınız sürece bu sıkıntılar devam edecektir. Yapı denetim firmalarının kesinlikle kontrol altına alınması lazım. Baştan sona hocalarım da dediği gibi yer yapı denetimi olur. Ne olursa olsun bugünkü uygulamaların büyük bir kısmı yapı denetim şirketlerinin firmalarının eksik uygulamalarından kaynaklanan şeyler vardır. Bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen artık bizi duyun. Yasa koyucular. İmar affı çıkarmayın artık. İmar affı. 2018 yılında biz imar affı çıkarılmasın, yapılmasın diyerek bildiri yayınlamamıza rağmen şu anda bilemiyorum ama gerçekleşecek. Sonunca raporlarda göreceğiz. Kaç tanesi imar affından yararlandı belki orada. İstanbul'da da var. Arkadaşlar, olmaz. Bilim ve tekniğe ters düşen imar affları çıkarılamaz. Ancak biçimsel olarak çok basit sorunları götürebilecek imar affları çıkarılır. Bu imar affından ülkemiz bıktı. Halkı da alıştırdılar buna. Bakın, halkımızı da yanlış yönlendirdiler. Ben bir kaçak yapı daha çıkayım, arkasından nasıl olsa imar affı gelir diyor. Bunları hükümetler alıştırdı. Bundan önceki hükümetler de, bugünkü mevcut hükümet de yaptı bunları. 18 tane imar affı çıkarılmış. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce de çok çıkarıldı. Bilim ve tekniğe uygun olmayan yapılaşmaları kesinlikle biz mühendisler olarak müsaade etmeyeceğiz bundan sonra. Etmemiz de gerekir. Bu sesimizi duysunlar, bu feryadımızı duysunlar diliyorum. En önemli noktalardan bir tanesi, biraz önce bahsettim ama üstüne basarak ve altını çizerek söylemek istiyorum. Kesinlikle yasa koyucular lütfen, peki yasa koyucular demeyelim milletvekillerine ama yasa için hazırlayan bürokratlar, bizi birbirimize düşürmeden ortak noktalarımızı çözelim, sorunlarımızı çözelim. Ben bir oda yöneticisi olarak artık bıktım.
Ya bir virgül koyarak sizi entegre etmeye çalışıyorlar, dışarı atmaya çalışıyorlar. Yapmayın bunu. Bu ülkenin, hepimiz bu ülkenin iyiliği için uğraşıyoruz. Meslek şövenizmi yapmayacağız. Birbirimizi düşürmeyin. Oturun konuşalım, günlerce konuşalım. Bilim insanlarımız var. Tartışsınlar. Bakın ve halkımıza da şöyle bir aydınlatma da yükümlüyüz. Biz bilim insanları bir odalar olarak kamu yararında çalışıyoruz. Burada halkımızı aydınlatmak bizim görevimiz. Ama bu aydınlatmamızın da önüne geçilmesin. Biraz önce hocamın dediği gibi son dönemlerde öyle sosyal medyada bir şey çıkıyor, başka bir oda, başka bir meslek örgütü yahut da başkaları bir şekilde kullanmaya çalışıyor. Aslı o değil. Biz aksine öyle değildir diyerek gerçekten bilimin kaynağına giderek hocalarımızın ve odalarımızın gerçek tutumlarını, gerçek bildirilerini dinleyerek var olalım. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği bu konuda birliği devamlı ayakta tutmaya çalışıyor. Ama buna destek de mutlaka üyelerimizin, biz önce odamıza sonra da birliğimize sahip çıkmakla geçiyor. Çünkü burası Türkiye'nin çok önemli bir anayasal kuruluşudur. Ve bunun içerisinde de Jeofizik Mühendisleri Odası da aynı zamanda Türkiye'nin tek legal meslek örgütüdür. Bunların sözlerinin dinlenmesi lazım. Ben bu bağlamda çok vaktinizi almayacağım. Genelde bunları söylemek istiyordum. Son olarak da biraz önce bahsettiğimiz arkadaşımızı, işsiz arkadaşımızın bir sizlere şeyleri, duyuruları olacak, durumlarını anlatan bir duyurular olacak. Merve, onu da alalım. Arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Merve arkadaşımızı buraya davet ediyorum. Ankara'dan geldiler. Tüm genç ve işsiz jeofizik mühendislerini temsilen bir konuşma yapacak. Sayın başkanlar, saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım ve kıymetli basın mensupları. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. İsmim Merve Şeker, Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Yaşamış olduğumuz bu afet ortamında istihdam edilmediğimiz için elimizden bir şey gelmeyişin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetkinliği ve saygınlığı büyük olan değerli jeofizik mühendisi hocalarımız, biraz önce Emin hocamız da bahsetti. Jeofiziğin sismoloji, yapı jeofiziği, sismoloji, sayısal modelleme ve spektral analiz dersleri kapsamında bizlere eğitim vererek bizleri yetiştirdi. Hepsi yetiştirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm bunlar kapsamında gerekli program kodlarını da geliştirdik. Çalışma alanlarımızda yetkin mühendisler olarak kendimizi bu kadar yetiştirmişken, devletimizin bizleri nitelikli iş gücüne dahil etmesini istiyoruz. Bizlere öğretilen meslek etiği kapsamında bugün görüyoruz ki herkes biraz jeofizik mühendisi gibi davranmakta ve yetkisi olmayan işlere imza atmakta, jeofizik mühendisliğinin mesleki sınırlarını ihlal etmektedir. Pek çok meslektaşımız maalesef eğitimi dışında pek çok alakasız işlerde çalışmak zorunda kalmakta ve bu süreçte bizlerden sahip olmamızı bekledikleri yetkinlikler ve bazı kamu sınavlarında zaman aşımına uğramaktadır. Bugüne kadar kadromuz yok diyen sağlıkçıların sesi duyuldu. Atamamız yok diyen öğretmenlerin sesi duyuldu. Yıllardır bağıra bağıra kadro isteyen jeofizik mühendislerinin sesini artık önce ülkemiz, sonra kendimiz için gereken ve geciken değerin gösterilip yasalardaki yerini teslim ederek jeofizik mühendislere gerekli istihdamın sağlanmasını ve kadroların jeofizik mühendislerine açılmasını talep ediyoruz. Benimle aynı duyguyu paylaşan ve hak ettiği yerde olmayı bekleyen tüm jeofizik mühendisleri meslektaşlarım adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Kapalı. Açık. Teşekkür ediyorum Merve Hanım. Umarım bu sesimizi ilgililer, yetkililer duyarlar. Umarım benim bu açıklamalarımı da duyarlar. Soru varsa sorarsınız. Aslında bir sorunuz varsa onu alabilir sayın basın mensupları.
ya da katılımcılar da. Katılımcılar da sorabilir ama ben bir son bir şey de söylemek istiyorum. Bu sosyal medyada mikrotüberle ilgili ve jeofizik incelemelerle ilgili yapılan spekülasyondan sonra bugün odamız tarafından bir bildiri yayınlandı bu konuda. Sayın basın mensupları da bunu elden verebiliriz. Web sayfamıza da koyduk. Bunu web sayfamızdan da temin edebilirsiniz. Kamuoyunun dikkatine değil, kamuoyuna yanlış bilgilendirmeden daha ziyade jeofizik mühendislerinin neler yaptığını, ne şekilde yaptığını, hangi mühendis disiplinleriyle birlikte yaptığını orada anlatan genişçe teknik ve içerisine de yönlendiren bir yazıdır. Bunu da bildirmek isterim. Sorularınız varsa alalım. Buyurun. Mikrofon var, bir dakika. Bir denerseniz. Sayın Başkanım, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Nasuh Bektaş ben. Basından duyduğumuz kadarıyla, yani gördüğümüz şekilde İstanbul Belediyesi bir deprem konseyi, yani bir deprem çalışma grubu oluşturdu bildiğim kadarıyla. Odanızın buna dahil olduğunu onu soracaktım. Ben cevap vereyim. Buyurun Burak Bey. Bu konuyla ilgili ben cevap vereyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem daire başkanlığının bir bilim kurulu var. Aynı zamanda yakın zamanda belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu da bir bilim kurulunu davet etti. İstanbul Planlama Ajansı organizasyonluğunda bir toplantı düzenlediler ve sonucunu kamuoyuna eylem planları şeklinde duyuracaklarını ifade ettiler. Biz kurumsal olarak, oda olarak bu toplantıya davet edilmedik. Ancak konuyla ilgili diğer odalar da davet edilmedi. Jeoloji, inşaat gibi. Sorunuzu bu şekilde cevap vermek isterim. Teşekkürler. Bir hanımefendi arkadan. Mikrofonu alabilir misiniz? Merhabalar. Ekonomi Gazetesi'nden Leyla ben. Bu jeofizik alanındaki işsizliğe değindiniz. Şu an Türkiye'deki işsiz sayısı nedir? Yani okullardan mezun olup kaç tane jeofizik mühendisi işsiz, ne kadar kendi alanında istihdam edilebildi? Bir de gerçi biraz açıklamada yer verildi ama İstanbul Belediyesi'nden bir talep oluştu mu bu deprem sonrasında? Hani jeofizikçilerin istihdam edelim yönünde. Şu anda jeofizik işsizlik sayısını tam olarak vermek mümkün değil. Ama yaklaşık bizim de bize üye olan arkadaşlarımızın arasında %35-40 civarında bir işsizlik söz konusu. Ve bazıları da şu anda üye olmuş değil. Bunların sayısını bilemiyoruz. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız tabii ki iş yapmadığı sürece zorunlu değil, üye olmuyor. Üye olduğu zaman ancak durumlarını saptayabiliyoruz. Bir de çok değişkenlik gösteriyor. Yani çok devamlı olmayan işler var. İşte giriyor 3 ay sonra çıkıyor. Onun durumunda tekrar bize bildirmediği için çok sağlıklı bir veri yok elimizde açıkçası. Ama %35-40 civarında işsizlik oranının olduğunu görüyoruz. Bu da... Ben bir şeyler söyleyeyim mi? Tabii. Hocam da bir iki şey söylemek istiyor. Net bir elimizde veri yok çünkü devamlı bir değişkenlik gösteriyor.